Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili saygıçlarım. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun sevgili arkadaşlar. Evet, biz bu sabah kalktık. Kahvaltıyı hazırladık abimle. Masayı hazırladık. Hep birlikte oturduk sofraya arkadaşlar. Her şey hazır. Çaylarını da döktük. Çay al. Orada var önümde çaydı. O değil mi? Şunu. Evet arkadaşlar, az sonra kayınım yola çıkacak, anlığa gidecekler. Gitmeden önce son bir kahvaltımızı yapalım dedik birlikte. Bu şekilde arkadaşlar. Ben az sonra sizinle inşallah uzun uzun konuşacağım. Şöyle bir açılış yapayım dedim sizlere sevgili arkadaşlar. Kaç günden beri yoğunluğumuzdan dolayı doğru düzgün çekim yapamadık. Yaptıklarımızda özlemi yoğunluğundan dolayı editleyemedi arkadaşlar. Veya bir boşluk oldu, kusura bakmayın. Sevgili takipçilerim, az sonra görüşürüz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun sevgili arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Bakacak mısın? İyisinizdir inşallah, evet. Rabbim iyilik versin, güzellik versin, sağlık versin, huzur versin sevgili arkadaşlar. Bir taraftan da çöp alıyorum, çöp atmaya uğraşıyorum. Çöp atacağım yani. Dediğim gibi arkadaşlar, kaç gündür vlog çekmedim. En son çektiğim vlog deprem üzerine olmuştu arkadaşlar. Bu sabah kalktık. Bugün pazartesi. Günü söyleyeyim de ona göre arkadaşlar. Çünkü Özlem de yoğun olduğu için bu ara vlogları editleyip paylaşması onun da uzun sürüyor. Biliyorsunuz orada yalnız kaldığı için. Biz sabah kalktık. Dün misafirim vardı, onları anlatayım. Dün pazardı. Sabahtan alışverişe gittik. Burada kapalı bir dükkanlar var. Orada alışverişe gittik. Oradan alacaklarımız vardı arkadaşlar. Onları aldık. Ondan sonra akşam arkadaşım geldi 5'ten sonra. Birlikte yedik, içtik. Saat kaçtı? O kadar güzel geçti ki benim çocukluğumdan arkadaşım, arkadaşlar, arkadaşım değil, kardeşim diyeyim. Çünkü biz öyle büyüdük. Bir lokma ekmeğin yarısını paylaştık. Bir kıyafeti inanır mısınız birlikte paylaştık yani. Ben bir yere giderken onunkileri giydim. Gerçi benim ona verecek bir şeyim yoktu. Onların durumu daha iyi dermişim. Gerçekten o bir evin bir kızıydı o zaman. Ablası evliydi. Bismillahirrahmanirrahim. O her dediği olan biriydi maşallah. Çok rahat bir kızlık hayatı yaşadı. Canım arkadaşım. Kendisinden Allah razı olsun, eşinden de. Dün geldiler, bizleri mutlu ettiler, memnun ettiler. Çok güzel geçti. Onu gördüğüme çok sevindim. Uzun zamandan beri niye görüşemedik diye sorarsanız, kayınvalidesi veya bir rahatsızlık geçirmiş onun. Onun içinden buluşamadık arkadaşlar. Burada dediğim gibi geçen de söyledim size. Şimdi herkes kendine göre bir evinde bir şey çizmiş. İle de gelin diyemiyorsunuz, ile de gelmeyin diyemiyorsunuz. Yani ben onlara dedim yani istediğiniz gibi bizim bir sıkıntımız yok. Gelebilirsiniz, kapımız açık dedim. Bu sene siz gelin, biz her sene biz geliyoruz dedim. Sağ olsunlar, onlar da tabii ki ne demek dediler. Kayınvalidesi düzelmiş. Onunla dün artık anlaştık, birlikte oturduk, yedik içtik, dediğim gibi çok güzel geçti arkadaşlar. Bu arada yine depremde hayatını kaybedenleri Allah rahmet eylesin. Şu anda ta enkaz altında olanları, yakınlarını bekleyenleri Rabbim sabır versin. Hastanede yatanları da en yakın zamanda Rabbim şifa versin. İnşallah ki burada hiçbir kimse, hiçbir şekilde, hiçbir devlete bu şekilde böyle depremdi, seldi, değişik afiyetleri Rabbim nasip etmesin arkadaşlar. Savaşta oydu buydu. Rabbim nasip etmesin inşallah sevgili arkadaşlar. Tabii ki başımıza gelenler imtihan. Rabbim imtihanlarımızı en güzel şekilde geçmeyi bizlere nasip etsin sevgili arkadaşlar. Bugün biz kalktık, pazartesi kahvaltımızı yaptık desek yalan olur, yapmadık. Kayınvalidemlerin üst kata kahvaltısını eşim hazırladı, ben evleri toparladım. Şu anda biz devreye gidiyoruz arkadaşlar. Dünürüm bizi kahvaltıya davet etti. Bugün akşama da birlikte bir şeyler yapalım. Biz de bir şey yapamadık bu sene inşaattan dedi. Özge'nin kayınvalidesi gibi biliyorsunuz Türkiye'deler, Devrek'te oturuyorlar arkadaşlar. Onlara gidiyoruz şu anda, onların Devrek'teki evlerine gidiyoruz. Arkadaşlar orada kahvaltımızı yapıp gün içinde ne yapacağımızı karar vereceğiz. Aslında Devrek'in pazarı da var.
Ben eşime dedim biraz uğrayayım hemen. Oradan size şey yapabilirsem, çekim yapabilirsem yaparım arkadaşlar. Kanlıca mantarı almak istiyorum. Biliyorsunuz şu mevsim tam bizim bölgede, başka bölgelerde de vardır bilmiyorum ama tam mantar zamanı, kestane zamanı. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Biz de geldiğimizden bu yana 2 ay olacak neredeyse biz geleli ya. 3 hafta, 2 2 ay oldu mu? hafta 2 oluyor. Hafta 2 ay oluyor arkadaşlar. Ben hep şey demiştim ya sizlere, laftan laf atmıyorum. Aslında bu seneki merakım hep 2 ay Türkiye'de kalmaktı. Hep bunun hayali vardı demiştim ya. İnanır mısınız? O kadar dua etmişim ki Rabbim bu duamı kabul etmiş diye düşünüyorum. Ben öyle böyle 2 ay kaldım yani. İşte kaşık elhamdülillah. Rabbim sana şükürler olsun. Samimi söyleyeyim, her biri birbirinden güzel. Hala da gitmek istiyor musunuz derseniz inanın istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Biliyorsunuz oradaki evim de öyle güzel ama şu an buradan gitmek istemiyorum. Yani şu anki mevsimin son şeyi, kestaneler, o meyvelerin böyle tam tatlı zamanı, üzümlerin tadına doyamıyorsunuz. İnanır mısınız? Kütür kütür ediyor böyle. Çok güzel. Meyveler öyle tam lezzetli zamanı. Aslında tam Türkiye'de durma zamanı şu an. Yani 12. ayın sonuna kadar falan tam durma zamanı arkadaşlar. Ama tabii ki biz mutfağımız takıldığı anda itibaren hemen biletimizi alacağız. Biletimizi almadık arkadaşlar. Çünkü mutfağın takılacağı gün belli olmadığı için. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi biz devreye gidiyoruz kahvaltıya. Oradan ben size çekimler yapacağım. Mantar demiştim. Bizim burada mantar kanlıcıydı, işte bişkeydi, börek mantarı derler ama. Bir sürü mantar çeşitleri var. Ben de çocukluğumdan bu yana bunların içinde büyüdüğümüz için yediğimiz mantarları tanıyorum. Bunun harcını yemem ama mantarın her çeşidini çok severiz. Ailecek alırız da yeriz de. Hatta bu sabah kayınpederlerime yaptım, güzel bir tava soğanlı kavurdum onları. Kahvaltıya yemişler. Severiz diye şimdi oraya uğrayacağım. Eğer kanlıcı mantarı varsa pazarda taze alacağım inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere aslında. Evet arkadaşlar, an itibariyle Devrik'teyiz. Arabamızı park ettik. Şimdi Kayırboğazı'na doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ben size yavaş yavaş çekimler yapacağım, kimseyi çekmeden. Şurada güzel pazar çantaları varmış bak. Bizim orada çok o kadar güzel yoktu. Şimdi soracağım Mazur. Aynı o şey bizim aldıklarımızdan neydi? Baksana şu mavisi değil mi? İyi. Buna tek değil. Evet arkadaşlar, taze taze ekmekler. Taze taze bisküvitler. Sebzeler. Böyle pazara girmek üzereyiz sevgili arkadaşlar. Bakar mısınız? Kestaneler. Güzel güzel üzümler. Böyle kuru tatlı bakıyor. Bakliyatlar mıydı? Yani unutmuştu ya ama bakliyatlar mıydı? Bakın böyle güzel güzel senenin sonları sebzeler, meyveler. Elinden başla ya. Bizimkisi 70 lira. İşte dedim ya sana, öyle onlar. Evet. Küçükleri 50. Ben buraya sırf mantar diye geldim arkadaşlar. Mantara bakacağım, yoksa bir şey almayacağım. Çünkü ben dün alışverişimi yaptım. Evet, bir tane buldum mesela. Ne kadar mantarın kilosu? Mantarın kilosu ne kadar? Bakar mısınız? Bakar mısınız ne kadar mantar?
20 lira kilo. Seçebilir miyim? Seçebilirsin. Tamam. Verip dolaşayım, hemen geliyorum. Nejde? Arkadaşlar. Dur, hemen geliyorum. Bir dakika durayım. Buradan mı gitti arkamdan? Allah'ım yarabbim. İnanır mısınız? Adamı kaybettim ya. Hasbinallah, minnallahi, tövbe estağfurullah. Niye gitti bu? Neyse arkadaşlar, resmen arkamdaki adamı kaybettim yani. Ben sizlere şöyle bir çekim yapıyorum. Bakar mısınız? Çekim yapıyorum, yapıyorum. Çocuklara gönderiyorum dermişim. Mantarın kilosu ne kadar? 20. Maşallah, maşallah. 100 bin kere maşallah. 100 bin kere maşallah. Anam, salatalık. Ne kadar salatalık? Kim bakıyor buna? Ne kadar salatanın kilosu? Tamam, seçeceğim, dur. Ay, yemiş de var Allah'ım, yarabbim. Arkadaşlar bakın, böyle demesi. Bakın hala yemiş duruyor. Mantarlı, taze taze her şey. Ben bunu adım kaybettim. Yatak senin. Necdet gibi geldi. Çekeyim mi? Çekeyim mi yenge? Ne bu, ne peyniri? Bu koy peyniri mi? Koy peyniri. Ne kadar bunun kilosu? 20 lira. Bir tanesi 1 kilo geliyor mu? Tamam. Kilosu 23 lira. Çok da güzel olmuş. Necdet, sen nereye aldın bunu şimdi? Yeri var mı? Şunu mu gördün burada? Şunu gördüm. Pekmezci. Şunları bir gördüm arkamda. Tamam. Al şunu. Şunu al. 5 TL kilosu. 15 TL. Hayır, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Şunlar köy domatesi. 15 TL. 5 TL olsun. Olması lazım. 100 TL basın mısın? Tekrar alalım. Evet arkadaşlar, biz şöyle bir dolaşıyoruz. Şöyle bir gezeyim ben. Soğanlar ne kadar? 5 kilo. Çok güzel, bak taze soğan. Güzel güzel. Şimdi güzel boyan değil mı diyemem. Bunlar şey mi? Bunlar bahçe... Tala, dışarı malı. Dışarı malı. Dışarı. Hangisi bunun? Bu da mı aynısı? Aynen aynen, fark etmez. Bak, bak öbür marulladan alıyorum da hiç güzel olmuyor. Bak, bak güzel bir tane seç, ver bana. Bir şey yok, bakma. Şu nasıl? Tamam, o, iyisi onu tamam, ver. Tamam. Bir tane onu ver, bir tane de soğan alayım. Hadi senden de bir şey alayım, hadi. Allah eliniz burnunuz dert vermesin. Baksana her şey yemyeşil ya. Çok güzel. Bir tane marul. Bakın arkadaşlar, halen her şey yemyeşil. Ve her şey çok güzel. Ben normalde sadece mantar almak için gittim pazara. Sadece mantar almak için. Sadece mantar almaya gidin pazara. Kim tutar beni, kim tutar? Her şey aldım, mantar aldım. Alacağım, alacağım, dur. Acele edin ben mantar. Aynen öyle. Gelir ama benim acelem abi, bir yere gidiyor. Tamam mı? Allah bereket etsin hadi.
koydum gel. Buraya fazla şey yapıyorum. Fazla da. Sağ ol yengem, teşekkür ederim. Mantar ne kadar? 20 lira. Maşallah maşallah. Çok güzel mantar. Vallahi her çok güzel ya. Evet evet. Hepsi de çok güzel. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Böyle mi? Böyle çekiyorum taze taze. Bak sizi reklam yapıyor. Bak, tamam mı? Güzel. Şerif'i dolaşayım. Dolaşayım. Aşkın Allah'ım. Şansımıza. Ne kadar? Lira. Ne kadar mantarlar? 25 lira, 25 lira, 20 lira. Bunlar seçme. Seçebiliyor musun? Mantarlar seçebilirsin. 25 lira, 20 lira. Zaten seçmene gerek yok. Seçildi zaten. Öyle buyurun bana. Hep ayınlandı. Bunu tutar mısın? Ne kadar alacağım? 1 kilo. 20 liralık alayım. Evet. 1 kilo almayacak o zaman. Şurada 20 lira var. 1 kilo almayacak. O zaman şundan eğer. Şundan alacağım. Hepe ayrılıklar. Dünürüme gidiyorum dedim, şöyle bir dünürümün mutfağını bir çek. Anam kediye bak. Gel baba çabırak onu. Şunun güzelliğine bak dur. Akşama da onu yiyeceğiz kediyi. Arkadaşlar evet dünürüme geldim ben. Gördüğünüz gibi böyle kahvaltı hazırlamış. Mutfakta televizyonla oturuyoruz. Bayağı güzel. Sabah namazından beri ayaklayalım. Şu güzelliklere bak ya, ellerine kollarına sağlık. Ne kadar hazırlanmışlar. Cevizlere bak, bütün çıkan. Nasıl çıkarttın bunu? Allah'ım inanır mısın, bütün içi bozmadan çıkartmışlar maşallah. Onun adı ne bakalım, şöyle şöyle yaptım. Biber kızartması, şöyle patatesli, sucuk, kaşarlı başlamış, yumurta. Oturabilirsin Muhammed abi. Geç. Sen geç. Bakın. Cam çok güzel olmuş. Perdesi de çok güzel olmuş. Allah kulebi olsun. Göstereceğim şimdi, oraya ekre geliyorum. Evet, mutfağı böyle. Ay Necdet aynı bizim gibi bak. Aynı. Mutfağın şey de bizim gibi aynı şoför. Aynı mutfakta. Aynen. Dışı da öyle. Sadece kumda değil. Arkadaşlar bakın. Dönürümün mutfağı da çok güzel. Böyle bir köşede ardiye dolabı. Şöyle. Burası buzdolabı. Necdet buzdolabı nasıl gördün mü? Hiç böyle buzdolabı görmemiştim ben. Baktığımız buzdolabı işte. Tamam da dışı şey gibi, yani normal buzdolabı gibi değil. Ben de bundan alayım o zaman, böyle şey olsun, böyle takım olsun tam. Evet arkadaşlar, burası da fırın olmuş. Aynı fırın bizim de böyle geldi. Şafer aynı böyle. Çok güzel olmuş. Güle güle kullan. Demir'e mutlu o. Leher'de bizim de böyle. Aynı köşesi böyle. Bir tek şu renk yok bizde. Senin için en uzun renk. Ama bu renk de güzel uymuş yani. İki renk olmuş. Bakın ne kadar düzmüş. Kahve makinesi var Necdet gibi. Sever kahveyi. Şöyle şu çaylıklar, şekerlikler böyle bir. Şu lavabo her zaman gibi bir şeyler var. Şöyle can geçeyim. Bak şurada baharatlıklar. Aynı benim beğendiğim ocak, inanmıyor olamaz bu kadar. Aynı benim beğendiğim ocak. Bunu beğendim ben de. Çünkü şey dedim, şunlar çıkabiliyor ya şöyle. Şunlar çıkıp makineye atabilir diye bunu beğendim. Aynı üzerinde beyaz beğendim. Bulaşık makinen orada. Evet. Gerçekten çok güzel. Fayansların da çok güzel olmuş altın rengi. Kedi gitmiş Muhammed abi. Kedi gitmiş. Bakın böyle arkadaşlar, alt kat bunların evleri. Üst katı da üst kata çıkmadılar. Burayı kalorifer taktıkları için burada duruyorlar kışın. Anne bakıyor tatlı canım benim ya. Ay ne kadar tatlı. Şunun güzelliğine bak. Evet arkadaşlar, evimde bahçe bile yazmışlar. Onlar erken geldikleri için. Bakın yeşillikleri var orada. Nasıl bakıyor, şunun güzelliğine bak canım benim ya. Muhammed abi bir şey koyabilirsin şuna. Simit bir şeyler koy be. Evet arkadaşlar, bu şekilde biz kahvaltıya devam ediyoruz. Evet eşim afiyet olsun. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Yedik, içtik. Sabahtır buradayız. Yatsı ezan okunuyor şu an dışarıda. Halen buradayız. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Yemek arasıldık, yedik.
eşlerimiz dışarı gittiler, biz gitmek istemedik. Uzun uzun sohbetler ettik tüm ürünle. Tekrar yedik içtik, şimdi kaldırdık her yerleri. Onlar da köye gidiyorlar arkadaşlar. Çünkü onların da kayınvalidesi köyde duruyor. Buraya gelmek istemiyor. Köyü sevdikleri için biliyorsunuz büyükler köyleri seviyor. Onlar köye gidiyorlar, biz de çarşıma gidiyoruz. Birlikte çıkıyoruz diyorlar. Ben çıkmadan bir kapanış yapayım dedim arkadaşlar. Bugün çok sevindim. Kaç günden beri düşünün ki enkazın altında kalan 3 yaşındaki çocuk Elif kızımızı çıkardılar. Bugün onu öyle gözyaşımlayan gözüm dona dona seyrettim. Rabbimize şükürler olsun. Rabbim ister de olmaz mı? Kaç gündür orada yani o minacık beden. Maşallah onu görünce inanır mısınız? Sevinç gözyaşlarımız aktı. Rabbim inşallah da içeride kalanlar varsa inşallah en yakın zamanda çıkmayı nasip etsin. Yakınlarına sabırlar versin arkadaşlar. Ölenlere de rahmet eylesin. Zor bir zamandan geçiyoruz. Dua edelim birbirimize arkadaşlar. Ezanları hürmetine Rabbim cümlemizi her türlü belalardan, kazalardan korusun sevgili arkadaşlar. Şu an internetim yok. Şu an bakamıyorum. Arkadaşlar yorumlarınızı da okuyamıyorum şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun yaptığınız güzel yorumlar için. Allah razı olsun. Güzel dualarınız, dilekleriniz için. Arkadaşlar Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın.